Bu parçada verilen altı çizili sözcüklerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Birinci sözcükte kaynaştırma ünsüzü kullanılmıştır. Bakalım hemen iştir sözcüğümüzün kökü ardından işlemek şeklinde yapım ikini alır. Onun dışında da yine bir yapım iki gelirken ünlüyle başlayan iki ünlü yan yana gelemeyeceğinden y kaynaştırma ünsüzünü almış. İşleyişinin diye devam ettiği yerde yine ardından n kaynaştırma ünsüzümüzü de almış. Bu nedenle doğrudur. Millet sözcüğünde ise ünsüz türemesinin örneği diyemeyiz. Ünsüz türemesi olması için bu ikiz olan ünsüzlerin kökte bulunmaması gerekiyordu. O nedenle doğru cevabımız geldi ama diğerlerine de bakalım. Üçüncü sözcük türetilirken ünlü düşmesine uğramıştır. Sözcüğümüzün kökü ayırmaktır. Ayırmaktan ayrılmak derken buradaki ı düşer. O nedenle ünlü düşmesi evet türetilirken yapım eki aldığında ortaya çıkmıştır. Dördüncü sözcükte ünsüz sertleşmesi görünür. Bakalım hemen sözcüğümüzün kökü etmektir. Ve gelen eklerimiz yumuşak ünsüzlerle geldiğinden gıgı şeklinde gelir. Ancak buradaki t sert ünsüzüm g ünsüzünü yine sertleştirerek k'ye döndürür. O nedenle ünsüz sertleşmesi de mevcut. Beşinci sözcükte ünsüz değişiminin örneği vardır. Hemen bakıyoruz. Hüküm ve etmek sözcüklerinin birleşiminden oluşur bu. Ancak buradaki ü düşer ve hükmetmek şekline dönüşür. Bunun dışındaysa aynı zamanda gelen ekli birlikte bu ekim ünlüyle başladığından T sert ünsüzüm yumuşayarak D'ye döner. Ünsüz yumuşamasının da bir diğer adı ünsüz değişimi olduğundan e de doğrudur. Doğru cevabımız kesinlikle B seçeneği olacaktır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur? A seçeneğinde hoşgörüyü görüyoruz. Bitişik yazılmalıydı. O nedenle yazım yanlışı mevcut. B seçeneğinde gel gelelim kalıplaştığı için bitişik yazılır. C seçeneğinde ise birebiri burada ayrı yazmamız gerekirdi. Birebirin iki farklı kullanım şekli var. Eğer birebir etkili gibi bir anlamda kullanıyorsam o zaman bunu bitişik yazacağım. Ancak bu şekilde bir ölçü anlamı varsa birebir etüt alma imkanı şeklinde o zaman bunu ayrı yazmalıyım. Yine yanlış. D seçeneğinde yeni atanan vali kentin güzelleşmesi için elinden geleni yapacağını söyledi cümlesinde herhangi bir yazım yanlışı yok. Biz belli bir validen bahsediyorsak onu büyük harfle başlatırız zaten. O nedenle doğru cevabımız geldi. Ancak E'ye de bakalım. E'de ise Türkçenin kısmında yazım yanlışımız. Özel isimlere yapım eki geldikten sonra gelen çekim eklerini kesme işaretiyle ayırmıyoruz. Bu nedenle doğru cevabımız D seçeneği demeliyiz. Aşağıda verilen durumlardan hangisinde 3 nokta kullanılmaz? Sıralanan örnek veya sıralı olaylardan sonra devamının geleceğini belirtmek için kullanırız. Herhangi bir metinden yapılan anıntılarda baş tarafta yazının alınmayan kısmını belirtmede yine üç nokta kullanılır. Cümle içinde söylenmek istenmeyen sözlerin yerine de kullanabiliriz. Bilinmeyen bir nedenle tamamlanmamış cümlenin sonunda da yine elbette üç nokta kullanırız. Ancak bir kişiye söylenen sözün tam tersini kastetmek için ayraç içerisinde üç nokta değil ünlem kullanırız. O nedenle doğru cevabımız E seçeneği olacak. Bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi vardır? Zifiri karanlık güller açılır dibinde dizesinde dip sözcüğüne bakalım. Kökümüz diptir. Buna ünlüyle başlayan bir ek geldiğinde buradaki p sert ünsüzüm yumuşayarak b'ye döner. O nedenle ünsüz yumuşaması mevcut. Bağlar bahçeler kat kat katmer katmer deste deste bağlar bahçeler zifiri karanlık güller insan eline hasret bekler dizelerinde ise herhangi bir ses olayı mevcut değil. O nedenle doğru cevabımız B seçeneği olacak. Bu cümlede aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur? Birinin seni gerçekten sevdiğini hissettiğinde ondan asla vazgeçmemelisin cümlesinde birinin sözcüğünde bizim kaynaştırma ünsüzümüz yani koruyucu ünsüzümüz mevcut. Sözcüğümüz birdir, birden biri şeklinde ekini almış. Ardından tekrar ünlüyle başlayan bir ek aldığından araya bir koruyucu ünsüz girer. Aynı durum sevdiğini sözcüğünde de geçerli. Onun seni sevdiği şeklinde geldiğinden araya yine bir koruyucu ünsüzümüz girer. Çünkü ardından yine ünlüyle başlayan bir ek almış. Ondan derken de yine koruyucu ünsüzümüz mevcut. Hissettiğinden derken yapamıyoruz bunu. Çünkü senin hissettiğin şeklinde gelir bu ek. Buradaki ın in bizim iyilik ekimiz olduğundan orada bir koruyucu ünsüzümüz, kaynaştırma ünsüzümüz bulunmamakta. Sevdiğini sözcüğünde ise sevmek sözcüğünden sonra dıt dik şeklinde sıfat fiil ekim gelmiş ve sert bir ünsüzle bitiyor. Ardından gelen ünlü ekten dolayı buradaki k sert ünsüzüm yumuşayarak yumuşak g'ye döner. Yani ünsüz yumuşamamız da mevcut. Hissettiğinde derken his ve etmek yardımcı fiili birleşirken arada bir ünsüzümüz türer. O nedenle B'yi de eleriz. Ardından dık dik şeklinde gelir bu ekim. Ancak T sert ünsüzünden dolayı D yumuşak ünsüzümüz yumuşayarak T'ye döner. Yani ünsüz sertleşmesi bir diğer adıyla ünsüz benzeşmesi de mevcut. Doğru cevabımız A seçeneği olacak. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır? Başhekim 5. kattaki ünitenin hemen boşaltılması talimatını verdi cümlesinde. Başla başlayan sözcükleri biz ayrı yazmıyoruz bitişik yazıyoruz doğrudur. 5. derken de yine doğru bir kullanım. O nedenle eledik. 1967'nin kışında İstanbul'a tezkeresini almaya tek başına gitmiş cümlesinde yine herhangi bir yazım yanlışı mevcut değil. Gelen ekleri bu şekilde sayılara elbette kesme işaretiyle ayırırız. İstanbul'a derken de yine aynı şekilde. Tezkere sözcüğünde de bir yazım yanlışı mevcut değil. Ailedeki herkes ikişer gün arayla hastanelik olmuştu anlam veremedik cümlesinde ise biz üleştirme sayılarını bu şekilde rakamla değil yazıyla yazarız. İkişer olmak kaydıyla. O nedenle doğru cevabımız geldi. Diğerlerine de bakalım. Okulda terleyince süveterini çıkarmış. Ama eve gelirken okulda unuttuğunu anlamış cümlesinde yine bir yazım yanlışı yok. Süveterin yazımı da doğrudur. Arkadaşımın atölyesine ziyarete gittim. Orada 20'ye yakın kişi çalıyordu cümlesinde de yine herhangi bir yazım yanlışı bulunmadığından doğru cevabımız C seçeneği olacak. Yukarıdaki parçada numaralanmış yerlerden hangisinde noktalama yanlışı yapılmamıştır? Mezar taşlarının gölgesine oturup övünmekle bir yere varılmaz cümlesinde eğer zarf fiil cümlede bir adetse bundan sonra virgül getiremeyiz o nedenle yanlıştır. Ancak cümle tamamlandığı için sonuna nokta koymalıyız buradaki doğru. Doğru cevabımız geldi ama diğerlerine de bakalım. Onların bıraktığı yerden mücadeleye devam dediğimizde cümle bitmediğinden nokta değil 3 nokta getirmeliyiz. Senden sonrakilerin de seninle iftihar edeceği bir hizmetin olmalı cümlesi ise tamamlanmış bitmiş bir cümle. O nedenle burada da üç nokta değil nokta gelmeli. Böyle bir hizmetin oldu mu yarımlara kalırsın cümlesi ise soru cümlesi olmadığından yine nokta getirmeliyiz. Doğru cevabımız B seçeneği olacak. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalı virgülün kullanımı yanlıştır? Öznur, Derya, Nihan ve Eda'dan daha güzel kek yapıyordu cümlesinde. Hep özel isimler sıralanmış peş peşe. Ancak bunlardan bir tanesi özne durumunda olduğundan ve diğerleri virgülle sıralandığı için burada noktalı virgül kullanmalıyız doğrudur. Yeni nesil gençler okumayan, sorgulamayan, eleştirmeyen bir topluluk haline geldi cümlesinde ise eş görevli sözcükleri yine sıralamış virgülle. Ancak özneyi belirtmek de gerektiğinden burada noktalı virgül kullanmamız yine doğru. Kampa gitmek için bazı malzemeler mutlaka gereklidir. Çadır, fener, yiyecek, su cümlesinde ise örnekleme cümlesi olduğundan noktalı virgül değil iki nokta kullanmamız gerekirdi. Doğru cevabımız geldi ancak diğerlerine bakalım. Bizim sınıftan Uras, Elif, Dinçer, yan sınıftan Tufan, Fulden ve Defne turnuvaya katıldı cümlesinde yan sınıftakileri virgülle ayırmış birbirinden. Yine bizim sınıftan dediği kısmı da aynı şekilde ve bizim sınıf kısmı ile yan sınıf kısmını bir kere daha ayırması gerektiği için yine burada noktalı virgül kullanırız. Doğrudur. Benim kitaplarımı defterlerimi aldı, çalışma salonuna geçtiyse sıralı bir cümle. Ve bu sıralı cümlelerin ilkinde arada virgül olduğundan bu defa cümleleri ayırmak için yine noktalı virgül kullanırız. Bu da doğru bir kullanımdır. Doğru cevabımız bu nedenle C seçeneği olacak. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yay ayraç diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır? Edebi yazınsal türler arasında şiirin her zaman farklı bir konumu vardır cümlesinde eş anlamlısını vermek için kullanılmış. Yine burada hayali imge ederken eş anlamlısını vermek için kullanmış B seçeneğinde. Muhteva ve içerikte de yine aynı şekilde eş anlamlısı için kullanılmış. D'de ise Tevfik Fikret'in sanat yaşamını iki dönemde birinci dönem ferdiyetçi şiir, ikinci dönem toplumcu şiir ele alabiliriz dediğimizde bu defa yay ayraç içerisinde bir açıklama yapmış. Doğru cevabımız bu nedenle geldi. Diğerine de bakalım. Teşbih benzetme yine yay ayraçta eş anlamlısını verdiğinden doğru cevabımız D seçeneği olacak. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi Yazım ve noktalama bakımından doğru bir cümledir. Türk edebiyatının derken E'nin küçük olması gerekirdi. İstanbullular derken de yine özel isimden sonra gelen yapım eklerini kesme işaretiyle ayırmıyoruz. Ayrıca bu cümlede bir tane zarf fiil olduğundan onun hemen peşi sıra virgül kullanmıyoruz. Süleymaniye ortadan kalkmış gibi bir hisse kapılıp üzüldüler cümlesinde ise herhangi bir yazım yanlışımız yok. O nedenle doğru cevabımız geldi ancak diğerlerine bakalım. Bu yanlış diye başlayan cümlede yazımı şu şekilde olmalıydı yanlış sözcüğünün. Yine yazım yanlışımız var. Sinan İstanbul'un dış manzarasında neyi tamamlamaktaysa? Yahya Kemal de onun iç manzarasında öyle bir şeyi tamamlıyordu cümlesindeyse. Buradaki de bağlaç olan değdi. Cümleden çıkartırsak anlam daralsa da herhangi bir anlamsızlık cümlede söz konusu olmuyordu. Yahya Kemal onun iç manzarasında öyle bir şeyi tamamlıyordu şeklinde kullanılabileceğinden buradaki bağlaç olan D ve ayrı yazılmalıydı. O nedenle doğru cevabımız C seçeneği demeliyiz. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinde farklı bir ses olayı vardır? Yükselen sözcüğüne bakalım. Sözcüğümüzün kökü yüksektir ve buna L yapım eki gelirken K ünsüzümüz düşer. O nedenle A seçeneğinde ünsüz düşmesi söz konusu. B'de sıcaktır sözcüğümüzün kökü. Ve buna cık cık küçültme eki gelirken yine K düşer. Burada da yine bir ünsüz düşmesi mevcut. Minicik sözcüğü de yine böyle. Sözcüğümüzün kökü miniktir. Ve cık cık küçültme eki gelirken buradaki K düşer. Yine ünsüz düşmesi. Büyücek de aynı şekilde. Büyüktür sözcüğümüzün kökü. Ve buna yine cık cık eki getirilirken buradaki k ünsüzümüz düşer. Ancak biricik sözcüğünde sözcüğümüzün kökü birdir. Buna cık, cık eki getirirken iki ünsüz yan yana geldiğinde okunamayacağından arada bir ünlü türer. Burada ünlü türemesi olması sebebiyle doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Yukarıda numaralanmış cümlelerdeki altı çizili sözcüklerden hangisinin yazımı doğrudur? Genç adam girdiği her ortamda babasının nüfusunu kullanarak söz geçirmeye çalışıyordu cümlesinde. Burada kastettiği nüfus değil yani bir yerde yaşayan insanların sayısından bahsetmiyoruz aslında bu cümlede. Burada kastedilen nüfuzunu kullanarak çünkü babasının etkinliğini kullanarak demeye çalışıyor. O nedenle bir eyledik. Pardesü demeyiz. Bu şekilde yazmayız. Pardesü şeklindedir doğru yazımı. Yine entelektüel değil tek entelektüel şeklinde yazılmalıdır. Aspirin derken de arada P'den sonra bir i vardır. Yine yanlış yazım ancak kauçuk doğru yazımdır. Bu nedenle doğru cevabımız A seçeneği olacak.